Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, hurmatli aziz qarindoshlar. Bugungi darsimiz davomlashtirib kelayotgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga hamroh bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning rizoligiga erishgan sahoba kiramlar darslaridan, hayotlaridan dars elish darsi bo'lib, bugungi darsimizda xalifalarning to'rtinchisi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga tuqqanchilik jihatidan eng yaqin bo'lgan sahoba bo'lgan Ali roziyallohu anhu haqida to'xtalib o'tamiz. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik vahiysi kelishdan 10 yil burun tug'ilgan, Makkada tug'ilgan sahoba bo'lib, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik vahiysi kelgan vaqtning o'zida 10 yoshda edi. Ali roziyallohu anhuning dadasi bo'lsa Abi Talib. Yani hammamizga ma'lum bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni garchi o'zi mushrik bo'lsa-mu, qo'g'dash uchun barliqini pido qilgan, butun hayoti bo'yicha mol-mulklari bilan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni mudofaa qilgan katta bir kishi edi. Ali roziyallohu anhuningki kunyatlari Abul Hasan, ya'ni cho'ng o'g'li Hasanningki eti bilan kunyat qilingan edi. Va shundoqla Abu Turob deb payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bir kunisi Ali roziyallohu anhuni izlab uyiga bordi, uydan topolmadi. Va masjidga keldi, masjidda tobiq milangan holatda aram ilib yotganligini ko'rib, Abu Turob deb chaqirgan. Shu e'tibor bilan ba'zi kishilar Abu Turob deb kunyat qiladi. Maqsadga kelsak, ya'ni Ali roziyallohu anhuningki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hayot vaqtida va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam vafot topgandan keyin islom ummati islomga qilgan nurg'ulg'an jonliq faoliyatlari bo'lib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hayot vaqtida Ali roziyallohu anhuga bir qancha xil so'zlar bilan Ali roziyallohu anhu nima deyligan. Endi biz xulosa qilib chiqargan vaqtimizning o'zida Ali roziyallohu anhuning nurg'ulg'an fazilatlari bo'lib, shu fazilatlarning qatoridan birinchisi bo'lsa, bu Ali roziyallohu anhu 10 yoshida islomga kirgan, ya'ni oldingi qitim darsimiz so'zliginimizdek, ya'ni sabiqunal avvalun, dastlabki avangardlarning qatoridan edi. Ayollardan dastlabda payg'ambar aslam olib kelgan islom shariatiga yoki yagona Allohga ibodat qilishga Xadija roziyallohu anha birinchi musulmon bo'lgan bo'lsa, erlardan cho'nglardan Abu Bakr roziyallohu anhu ikkinchi bo'lgan bo'lsa va yoshlardan ya'ni sabiylardan Ali roziyallohu anhu mu tunji bo'lib turib, ya'ni payg'ambar alayhissalom olib kelgan mana bu yuksak ulug' bu islom diniga kirgan edi va payg'ambar alayhissalomning oqsida o'zining hayoti bo'yicha payg'ambar alayhissalomga sadaqat bildirgan. Ikkinchi bu Ali roziyallohu anhuning fazilatlarining qatoridan Ali roziyallohu anhu jannat bilan xushbisharat berilgan sahobalarning qatoridan edi. Payg'ambar alayhissalomning hadisida Abu Bakr fil janna, Umar fil janna, Usmon fil janna, Ali fil janna deb hadisda payg'ambar alayhissalom Ali roziyallohu anhuning jannat ekanligini ochiq oshkora xabar bergan. Ya'ni Ali roziyallohu anhuning kishilar o'tirdiki, shon sharaflik fazilatlarining qatoridan Amirul mu'minin, Xulafaur roshidin, mu'minlarning amiri, xalif to'g'ri yo'l topquchi xalifalarning biri bo'lib atalgan edi. Va yana Ali roziyallohu anhuning shon sharaflik ismlarining qatoridan bo'lsa, Badr urushi qatnashgan, Uhud urushi qatnashgan, Bay'atir Rizvonga qatnashgan. Ali roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalom bilan bo'lgan butun janglarga qatnashgan, faqatla Tabuk g'azvasida qatnashmagan. Qatnashmaganligining sababi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Ali roziyallohu anhuning jasorati, Ali roziyallohu anhuning amilligi, Ali roziyallohu anhuning iqtidoriga ishinib, ya'ni shu urushda, shu Madinadagi ojizlarga, ayollarga, kichik bolalarga mas'ul qilib qo'ygan edi. Bu vaqtda Ali roziyallohu anhu Rasululloh men mushularga ego olaman mu, mana berib shahidlik maqomiga erishmayman mu, mana berib shu yerdagi fazilatlarga erishsam bo'lmamdi degan vaqtning o'zida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam deganki, ey Ali, sen Musa alayhissalomga nisbatan Harundek, mana bu Harunning o'rinda bo'lishingni men yaxshi ko'raman. Buning razi bo'lmasan. Ammo Harun payg'ambar edi, payg'ambarlik yo'q.
Yani demek Musa Aleyhisselam'a Harun Aleyhisselam her cihetten yardımcı, izbasar. Musa Aleyhisselam Allah'ın münacidi kitke vakitinde özü de Harun Aleyhisselam'ı özünün kavmine yol baş yetek çıkıp koygan idi. Memu seferge çıkartke vakitte en aşırı Musa Aleyhisselam'a okşaj seni kavmine, benim şu Medine'deki kişilerine seni rehber değildim. Şunun razı olmam sen diye vakitin özellikle Ali Raziyallahu bunun kanaat tepip şu oruçka Peygamber Aleyhisselam'ın buyruğu ve vazifesi ile katnaşamagan. Ama onundan başka bütün oruçlara toluk katnaşkan idi. Peygamber Aleyhisselam Ali Raziyallahu hakkında yukarıda Harun Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam boğan bilen boğan mertebesini beriş olan belki Peygamber Aleyhisselam Hayber günüse men ete bayrakını bir kişiye veremen. O kişi Allah ve Allah'ın Resulü'nü yakış görüyordu. Allah ve Allah'ın Resulü'nü en aşı kişinin yakış görüyordu diye vakitte bütün sahabeler hayran kılıp kimdi aşı? Biz bulsak bulutu. Her bir sahabe men bulsam bulutu arzu okuğa vakitte o ayeti Peygamber Aleyhisselam Ali nerede Ali Raziyallahu anh'ını izleyip Ali Raziyallahu anh'a bu oğlu şan şerefli hizmetine verdi. Ali Raziyallahu anh'ın iktidarı, cesareti ve tedbirçallık itibarı olan şu günüstüki cangda galibi kıldı ve Hayber'ini fethi kıldı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah subhanahu ve teala ayet şöyle vakti da yani biz mi ballarımızı çakırayla silahı ballarınlarını çakırınla deyip Sûre Âl-i İmran'ın 61. ayeti de biz lanet okşuyla dua, lanet okuyan halatı dua kılışayla edip yani düşmelilere, Yahudilere, yani dinsizlere nispeten bu ayet çıkıyor vakitinde özü Peygamber Aleyhisselam Ali'ni, kızı Fatime'ni ve şundakla işki nevresini ekip durup manımışı minan evlatlarım, balılarım, silahımı balılarımla ekilinle deyip yani Ali Raziyallahu anh'ı öz aile cemiyesinin katardın sanıgan idi. Ali Raziyallahu anh'ın şan şerefli yine ataklarının katar eden Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin arzulu kızı boğan Fatime Zahra Raziyallahu anh'a ölengen idi ve onundan bir kançı penzeltik bolgan idi. Bu mu Ali Raziyallahu anh'a nispeten çok şan şereflerinin katar edindir kardeşler. Hem de Ali Raziyallahu anh'ın biz manumuşu hayatta yani Peygamber Aleyhisselam bilen bütün canlılığa katlaşkan Peygamber Aleyhisselam'a her cahitin yardımcı bulan ve şundakla Peygamber Aleyhisselam deyken üç halibiye nahayeti fikir cahitte, meslehet cahitte, meyle her saha cahitte yardımcı bulup ulanın hizmetine kolaylık yaratkan, hemkarlaşkan. Ve özgü halibilik kege vakitinin özü de adil halette sorab, nahayeti, galibilik halette özünün halibilik hayatını ötküzüp Allah'ın dergayı kayıtkan Ali Raziyallahu anh'ın hayatını kıskıcı sözlülük kerimdaşlar. Bunun din biz Ali Raziyallahu anh'ın ki yukarıdık mertebelege Allah'ın rızasına Resulullah'ın küyüklü buluşka layakatlik boğuzgan sebeplerinin katarından bir kançını kolaslap çıkınız. Birinci Ali Raziyallahu anh'ın ki takvalık kerimdaşlar. Ali Raziyallahu nahayeti mütekvadalı kişiydi. Nahayeti köp ibadetle şunlattı. Aldığımız hep ötkenimizde birkaç haka vakitinin özü de mescidi kilip hatta mescidi aram alattı. Aramdın aram ebbuğa vakitinin özü ibadet kılattı. Ve Kur'an dersleri ile şunlattı idi. Ve Kur'an'ın tefsirleri ile hem şunlattı hem ilimlik hem tekvadalı zat idi. Takvalık doğruluk Ali Raziyallahu anh'ın takvalık diye ne mi Resul Ali Raziyallahu anh'ın takvalık ne mi de karayla diye vakitin özde takvalık diye el khawfu min el celil büyük Allah subhanahu wa ta'ala'dan hakiki kukaş ve el amelu bit tenzil Allah şeygen Kur'an-ı Kerim bilen Resulullah erkegen hadis Resulullah bilen emel kılış ve el kanaatu bil qalil Allah subhanahu wa ta'ala tarafından onunla berilgen az bolsumu rızıkı kanaat kılıp şükürcan buluş. Vel isti'adad li yevmir rahil. Kıyamet günü için, küçüş günü için, ahiret günü için onunla mükemmel tayarlı kılış digen tarifini, mükemmel bir tarifini Ali Raziyallahu began et. Ali Raziyallahu'nun takvalıkları, pahaliyetlerini sözlep gelsek tükümeydi.
Yani Ahmed ne hem Rahimahullah şundak diyen ki sahabelerin içinde en köp fazileti, en köp tarihi sözlengen sahabe Ali raziyallahu anh. Çünkü Ali raziyallahu anh'ın vapati 3 halifeyi karganda çekin geldi ki ve Resulullah dinkin ki halife emir-ül mu'minlerine boğan yardı mı ve şu vaktiki faaliyet ve hakalarını sözlesek nihayetimi bek köp diyen kardeşler. İkinciden Ali raziyallahu anh'ın şallık ataklığa erişki sebep boğallarının kıtarıdan birisi sadakat. Ali raziyallahu anh'ın nihayet sadakat menedir. Özünün vazifesine, özünün yetekçisi boğan Peygamber aleyhisselam'a, Rabbi boğan Allah'a her cahitin sadakat gösterdi. Ali raziyallahu anh'ın sadakatinin namayındısın birisi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke'den Medine'ye hicret kılıç buyruğu Amerika'ya vakitinin özüde. Şu vakitte yani Kureyş müşrikleri Peygamber İslam'a suikast kılmakçı oldu. Peygamber aleyhisselam Ali raziyallahu anh'ın özünün orunda yatkızıp koyup durup kapırlarının altından geçip çıktı. Bu şu vakitte Resulullah'ın orunda ölümge teyar olup Resulullah'a özünü peda kılış, İslam için özünü peda kılış için Resulullah'ın orunu da Resulullah bulup yetti. Demek eğer ola dikkat kılmadan olsa neyzillerine dikkatli ve Ali raziyallahu anh'ın şehit bulattı. Şunu bülüp durup, közüge ep durup Resulullah'ın orunu da yetip Resulullah'a hakiki sadakat mellekini buldu. Kardeşler. Bu her bir yaşının, her bir Müslüman şahsının sadakat babıda aladığan, ülge kalıdığan ülgelerinden katardım birisi kardeşler. Ali raziyallahu anh'ın ana aşındakşan şereplik ataklığa erişki sebep olan ikinci alaydılıkı cesarettir kardeşler. Ali raziyallahu anh'ın her bir canlı cesaret gösterdi. Destlepki can boğan Bedir canı da yani müşrikler meduilga oturgu çıkıp Peygamber aleyhisselam'dan duilga etem talep kıldı. Bu vaktin özü Peygamber aleyhisselam 3 sahabını çıkırıverdi, onlar razı olmadı. Şeref cahette, mertebe cahette üstürekli olsun dedi. Bu vaktin özü de Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ni, Hamzini ve yine bir sahabını Peygamber aleyhisselam duilga çıkardı. Bu vaktin özü de buludu dedi. Bu vaktin özü de mi? Ali raziyallahu anh'ı nahayette mi cesaret, gayret ölen yani batırlık ölen özünün rakibini nihayet tez halette mağlup kıldı. Bu vaktim özünün cesaretini Resulullah men çıkayı deb yani Ali raziyallahu anh'u özünün cesaretini namayen kıldı. Ve yine Uhud uruşuda Talha ibn-i Osman degen müşriklerinin ki bayrak darı boğan bu kişi meydana çıkıp ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ey Muhammed aleyhisselam'ın hemraları eksile şundak deb davran saldı kendisine. Sile uruşka çıkka vakitlerinin özü de kılıçlarınla olan bizini cehennemge olgu salimiz. Ulanın kılıçları olan bizde nerkikirimiz deydi kendisine. Onda kulap kalsa mani minin kılıçın bilen sile davran kılgan cennetinlege silenin kılıçınla arkalık mini dözak ibertelaydıgan uğal vel erkek bağımı dep meydana çıkka vakitlerinin özü de Ali raziyallahu anh. Ey Resulullah men çıkay bunun edibini men birey dep meydana çıkkan edin. Ali raziyallahu anh'u meydana çıkıp şundak diyen ki Allah ölen şundak kasem kılman ki ya sen minin kılıçın bilen ölüp dövzak kirsen ya men senin kılıçını mağlup bulup Allah bezge teyarlıgan cennet kirme tep meydana çıktı. Karıcı tereptiki bosa Ali raziyallahu anh'u'nun uruhtukkini tağısının balesiydi. Ve Ali raziyallahu anh'u manumuş cesareti bilen derhal zerd ölen bir kılıç urdi onun paçıkını çepivetti. Bu vaktten özünü yıkılıp, evreti uçukkaka vakti de haya kılıp, onun dün tuhtap kaldı. Yani Ali raziyallahu anh'u en aşındak batır idi. Khaybar uruşu da, naidi kin ehvalde Peygamber aleyhisselam bayam degen hadistek, men ayeti bir kişiye berime, deyip Ali raziyallahu anh'u'nun cesaretine ve Ali raziyallahu anh'u'nun parasitine işenigen Peygamber aleyhisselam, Ali raziyallahu anh'u'nun şu bayraktarlıkını berip, bu canda galibini kolga keltirişke sebep oldu kardeşler. Ali raziyallahu anh'ın cesaretini sözlep kesek nihayetimi köptür. Ali raziyallahu anh'ı kuludaki zulpkarın alga vakitinin özü de düşmanlarının yürekleri nihayetimi titirip giderdi. Çünkü Ali raziyallahu anh'ın cesareti bütün elge, bütün diyarlığa meşhur idi kardeşler.
Bunu her bir tarihlinin sözlüğe vakitte, her bir tarihşünas Ali raziyallahu anh'ın cesaretini sözlemeye duranmaydı. Tördüncüden Ali raziyallahu anh'ın parasiti. Ali raziyallahu anh'ın nahiyeti parasetlik, tedbirlik, akıllık idi. Hatta ki Ömer raziyallahu anh'ın halife olan vakitinin özde meslehet grupsuğa, meslehetçilerinin katarga Ali raziyallahu anh'ını teklif bilen teklif kılgan idi ve en aşı şura azalarının katarga kılgan idi. Ve Ali raziyallahu anh'ın parasitinin her bir cengi bağı vaktinde galibi kılışı, her vakit bayraktar bağı vaktinde fethinin sahibi buluşu, Peygamber aleyhisselam'ın onu alayda tallıp durup onun bayraktarlığını verişi, bu Ali raziyallahu anh'ın parasitine çokum yeterlik delillerinden katardım bu alaydı. Vakit itibariyle her bir alayda temini kıskartışka mecbur olup kaldık. Beşincisi yine Ali raziyallahu anh'ın adaleti kardeşler. Ali raziyallahu anh'ın ana aşı ilgirki üç halife, halife boğa vakitinin üzere. Başkala ey Ali raziyallahu anh'ın. Senin mertiben üstünde, sen Resulullah'ın küyüğülüden, Resulullah ile bir cemaatin edin. Peygamber aleyhisselam sana iki kıl bir işaret vergen idi. Biri, men et en Allah yakış görüldüğün, Allah'ın Resulü yakış görüldüğün, o mu Allah'ın Resulü'nü yakış görüldüğün, bir adamın bayrak vermedi, hiç kim vermeyi sana vergen idi. Ve yine seni Tebük uğruşuydu Medine koyga vakitte, sen Musa aleyhisselam'ın nispeten Harun'un orunda, Musa aleyhisselam'ın nispeten Harun olsa, bana nispeten sen ba, deyip sana bir şeret iken idi. Sen halifelik'e layık edin, deyip bazı kuturat kula, kuturat ka vakitinin üzüldüğümü, adalet olan, ola menindin üstün. O Ebu Bekir'i, o Ömer, o Osman, ben kandak mı olağı yeterliyemen? Meyli pezlikte cihat olsun, meyli iktidar cihat olsun, meyli tedbir cihat olsun, ben kandak mı yeterliyemen? Ola Resulullah'ın hemraları, sahibi, Ebu Bekir'i olsa, gardaki sahibi idi. Dep, naite adıllık bilen, özünün oranını saklap kalan idi. Ve yine, Osman raziyallahu anh'u şehitlik makamı itibarıyla Allah'ın dergâhına kayıtka vaktinin özü de halifelik makamına çıkka vakti de nihayet adil bolgan idi. Ali raziyallahu anh'u'nun devrede eşeddi İslam ümmetine en zehirlik bolgan işki guru namayı, aşkarı namayı bolgan idi. Biri yani Şiyalarının destepki kısmı bulup bula ucu kaleti Ali raziyallahu anh'u'nu en tarabbuna digen neuzubillah. Sen bizden Rabbimiz deptir olgan idi. Bulağı mı Ali raziyallahu anh'ın uçup gitmezdin. Bulağı beni maktabı atıdı. Bulağı beni kollabı atıdı. Akındı bulağı turu atıdı demezdin. Ulağının haytim. İğir cezalı olan cezalı kanıydı. Ne çıkıtımlık cezadınkin yanmığa vakitinin özü de yani ulağını ot olan cezalı vetkeniydi. Ve yani şu vakitinin özü de yani dınığı en çok zihni boğan havaric ikimi meydana çıkkınıydı. Bu havariz ikimdeki kişilerim Ali raziyallahu anh'u özden adaleti veren muamele kılgan idi. Ali raziyallahu anh'u 63 yaş aldı keyni de hicretinin 40. yılını halifelik hayatını 3 yıl 5 yıl 3 ay kam halette tamam kılıp yani Ramazan ayının 17. günüsü hicretinin 40. jinlisi Allah'ın dergahına sefer kıldı. Ve Ali raziyallahu anh'ın şu vakitte yani şehitlik makamı yetkizgen kişi olsa Abdurrahman ibn Mulcim degen havarişlerinin beşi bulup Ali raziyallahu anh'a hücum kılgan Ali raziyallahu anh'ı Allah'ın dergahına kaytkan edip kardeşler. Yukarıki vekaladın gerçi kıskı olsun mu? Şunu hulaslap çıkımız ki kardeşler biz oturhal ümmet biz. Peygamber aleyhisselam bizge seddidu ve karibu otturhal bulunla birbirsin levelen yıkılışınla da vesiyat kıldı oğan et. Yani şu vakitten ucudumu İslam'a en çok düşmelik oğan ümmet-i İslam'ı parça parça kılıp etken guruhla hazır mı uyak buyakta meşhur bulavadı da. Yani bazı bir şahslarını meyli o sahabı olsun, meyli o alım olsun uçuru yutudugan, kök götürü yutudugan hatta ki bilip bilmeyi ilahlık ornağı çıkıyor yutudugan bazı hata ideyle hata bırakla oturgu çıkıyor. Bunun alaya dikkat kılmasak bulmaydı. Bu
ucuk aşkarı şeriknin katarıdan bulup, bu İslam ümmetine boğan en iğri virüs, en iğri fikirlerinin katarıdan. Ve yine onun da mı hatırlık bulavatkan işini mu dese, Müslümanın kendine halal sanaydıgan, Müslümanın milini halal sanaydıgan, bir Müslüman kerinçiği ucum kılıdıgan, onu kapırlıkla süpetleydıgan, havariz ikimindeki fikirler meydana çıkıvadıdı ve meydana çıktı. Nurgun avangrat kerimdaşlarımız, canlıq pidakar kerimdaşlarımız, Şarık Türkistan üçün canlıq hizmet kılalaydıgan, Ümmet İslam üçün hakiki kakiler edigan kerimdaşlarımız, en aşu azgun pikirlerinin kendini kirip gitip, halak bulup getir kerimdaşlar. Takvalık kalıpta bulur. Peygamber Aleyhisselam, et-takva hahuna, et-takva hahuna. Takvalık digen, manım işareti bulurdu deyip, üç kıtım meclisi görüp koygan et. Bizning ko'zimizga uning alohida taqvo olib ketishi, cho'ng-cho'ng gaplarni qilib ketishi, shakli tarafdan butun sunnatlarni amal qilib ketishi, uning haqiqiy taqvodor, Allohning dargohida haqiqiy maqbul taqvodorligini aniq fakt bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun har qanday bir fikrga, fikrning ta'siriga uchrash va yoki farqlarga nisbat berilishdan burun alohida diqqat qilishimiz kerakki, o din düşmanı bulup kalmasın. Dinli azdırgıcı, dindeki dinli isilgan kerimdaşlarının kendini alalsan aydıgan, ulanı kapırgı çıkırdıgan, mutşeddet havarışlarının katarıdın bulup kalmasın. Bunun alayda dikkat kılaylı, Ali raziyallahu anh'ın vapatı bizge en uçuk, en nemunilik ibrettir kerimdaşlar. Allah subhanahu wa ta'ala her bireylerini Ali raziyallahu anh'ın dek cesaretlik, sadakatlik, parasetlik, adaletlik insanların katardan kılsın. Kelgisi evlatlarımızı Allah subhanehu ve teala Ali raziyallahu anh'ın yaş vaktideki pahaliyetlerde cesaretlik, parasetlik, adaletlik, sadakatlik, takva halette yetişken perzetlerinin katarının kılsın. Allah subhanehu ve teala manım hoşunda ilgar insanlarımızı yetiştirir arkalık bizden üstümüzdeki külpetini Allah subhanehu ve teala tez vakitte üstümüzden götürüvesin. Ve ahiru da'vana أن الحمد لله رب العالمين